üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna bir farkın olsun. Misli, misli. Sky Spor ekranından herkese mutlu akşamlar Fenerbahçe. Evinde Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Hem bu karşılaşmayı hem de gün içerisinde Fenerbahçe'nin almış olduğu kararları Batuhan Karadeniz ve Erman Özgür ile birlikte değerlendireceğiz. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı ve şu anda acil ve çabuk bir şekilde değil mi Batuhan? nasıldı? Evet. Aşağı indirip like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Like'lar bizler için oldukça önemli. Like'larınızı e, bekliyoruz Erman abi. Senden mi başlayayım buradan. Nasıl istersen. Allah Allah. Evet, istediğin gibi yapabilirsin. Peki senden mi başlayalım. İyi başladı Fenerbahçe maçı. Öyle başlayayım. Maça çok iyi başladı. Şimanski son 10 haftada falan denemediği kadar ilk 15 dakika içerisinde kaleyi denedi. Bir 10 numara için işin doğrusu bu. Her ne kadar finalleri yapamamış olması da denemesi Hı. önemli. Direğe takıldı. Ama bundan önceki formsuzluğunu bir kenara bırakıp sezon başındaki hareketliliğine dönmüş gibiydi. Fenerbahçe için maçı zorlaştıracak tek şey bireysel hataydı. Onu da İrfancan Can Eğribayat yaptı. İlk 25 dakikalık tempolu oyun, duran toptan bulunan gol üzerine İrfancan Can Eğribayat'ın yaptığı hatayla biraz Fenerbahçe'nin ruh hali değişti ve ilk yarının sonuna kadar ritmini tekrar tutturamadı ama soyun modası iyi gelmiş olacak ki maçın ikinci yarısına tekrar tempolu başladı. E, maçı çok fazla isteyen lider oyuncum varsa iş kendiliğinden çözülü veriyor. Bugün Ceko, Tadic, özellikle İrfan Can Kahveci, Ciku maçı çok fazla isteyen oyunculardı. Fenerbahçe çok da fazla Fred'i, İsmail Yüksek'i aramadan hak ederek yüksek tempolu bir oyunla şampiyonluğunu istediğini göstererek galip geldi. Batuhan. Erman abiye katılıyorum. Peki e, sana sormak istediğim. Muhteşem bir oyun vardı. E, öncelikle şunları tabii ki söylemek gerekiyor. Adana Demir Spor tara e, tarafını, e, oyuncularını, aynı zamanda Hikmet Hoca'yı tebrik etmek lazım. E, Sarıcıoğlu'na geride defans kurup, efendim rezil bir futbol bize izletmedikleri için teşekkür de etmek lazım. E, futbola doyduk, gole de doyduk. Çok güzel goller izledik. Özellikle Tarihç'in inanılmaz golü. E, ben çok memnundum. Yani bu kadar kaosun içinde oyuncuların bu kadar olaya efektif bir şekilde yani konsantre bir şekilde girmeleri beni şaşırttı açıkçası. Belki de bir artı motivasyon olmuştur. Hani şimdi ben burada Sayın Ali Koç'un söylediklerinden çok Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediklerinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Sekiz yani 8 tane maçınız var kazanırsanız şampiyon oluyorsunuz. Bitti. Bundan daha net bir matematik yok ki ortada. Bugün birini kazandın. Geriye kaldı 7. Bir de ekstrası Avrupa Kupası ve Süper Kupa hikayesi var. Süper Kupa hikayesini U19 açıklandı ama maç bitmeyecek deniyor. Ben Fenerbahçe camiasına bunu yakıştıramıyorum. Kimse kusura bakmasın. Hani o stada giden 30 bin kişi, stattayken ruh hali başka çıktığında ruh hali başkadır bana göre ama ne olursa olsun Fenerbahçe takımı istekli, kaliteli, kadrosu geniş, ritmi olan bir takım. Yani bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorsan bence mücadelenin yolu bu değil. Bak Fenerbahçe yüksek tempoda oynadığı bir 15 dakika haricinde maça hakim olduğunda ne kadar özel bir takım olduğunu gösterdi. 19'da 19'da yaptı. Şimdi işin finaline doğru da gidiyor. Rakiplerine nazaran daha başarılı şu an için. Şu an için. Sebebi de şu. O Avrupa'da gitmeye devam ediyor. Şampiyonluk yarışının içerisindeyken. Doğru. Keşke bu kadar futbolun dışına çıkmasa hikaye. Benim gözümde. Ee, şimdi değerli izleyenlerimize e, şu notu da hemen düşeyim. E, Konya Spor, Trabzonspor karşılaşması 3-1 sonuçtan Trabzonspor'un galibiyetini fakat maçın başlama düdüğüyle birlikte Trabzonsporlu futbolcular kenetlendiler ve bir dakika boyunca birbirlerine sarılarak yaşanan olayları, verilen cezaları protesto ettiler. E, bu bilgiyi de konuşacağız. Bazı izleyicilerimiz yazmış. Onu da e, hemen değişeceğiz. E, tabii Muhammediye'nin e, sakatlığı Adana Demirspor için sıkıntı oldu diye düşünüyorum ben. Özellikle ikinci yarıda biliyorsun ilk yarıda e, topa vurmakta bile zorlanıyordu. Sol üst adresinde bir e, sakatlık yaşadı. İkinci yarıda da oyundan çıktı. Vedat geçti kaleye ama e, tam olarak hazır olmadı Vedat için... geçememiş herhalde kaleye. <laughs> Tadiç'in attığı gol Vedat'ın tas değil. Bence de Evet canım <laughs> stoperin. Stoper, orada taça atacak bu, topu. Taça atacak. Ya şimdi Tadic gibi oyuncunun da 30 metreden 40 metreden kale boş fark etmez. Gözü kapalı gönderir. Ya yani çok Erman özel... abim de gönderir mesela. Estağfurullah. Pozisyon. Çok özel sol ayak Tadic i̇şte Estağfurullah ya. değil mi? Senin de kaliteli sol ayağın var. Evet. Kadife sol ayak. E, Şelvi de attı bu sene buna benzer bir gol. Şelvi'ninki daha iyiydi bence. Bence de. Ee, ya Fenerbahçe iyi futbol oynadı. Bak milli takım dönüşlerinden sonra genelde takımlar uyum süreci, adapte süreci yaşar ki bu Fenerbahçe'de daha fazla olması gerekiyor. Dün bir olağanüstü şey e, toplanma, stadyum dolumu, işte oyuncular da oradaydı. Ama baktığın zaman hiç konsantrasyondan hiçbir eksik yoktu. E, ben çok beğendim Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu. Ama tabii ki Adana Demirspor'un da buna katkısı oldu. Neden? Çünkü açık futbol oynadı. Fenerbahçe'ye karşı da e, defans bölgesinde az kişi yakalanırsan cezasını keserler. En azından bulduğun pozisyonları da atman gerekir. Bugün Fenerbahçe'nin sevincinde bir ekstra var. Ee, özellikle Ceko'nun attığı golde top toplayıcı çocuğun Tabii. topu çabuk vermesi. Evet. Can'ın hemen... Ceko'yu bulması ve Ceko'nun ağır bir oyuncu gibi gözükmesine rağmen o dönüşü, graviyonun yanından golü atış falan maçın sihirli 51. dakika evet. çok evet. önemli bir dakikada. Tottenham'da yok. Jose Mourinho sanırım bir şey, evet. benzer bir şey yaşamıştı. Sonra o top toplayıcı çocuğu tesislere davet edip futbolcularla yemek yedirdiler. Benzer bir hikayeyi bekliyorum ben Fenerbahçe'den. Şimdi e, şunu söylersem yanlış olur mu Erman abi? Beraber izledik maçı. Bence top toplayıcıyı çıkarsın Fenerbahçe Süper Kupa maçına. <laughs> Fenerbahçe'nin oyuncusu değil mi? Bazı oyunculardan fazla katkı yaptı. Filiz, He? filiz lisans vardır o çocukta. He, iyi tamam o zaman. Yani büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Aferin çocuğa ama. Çok ağır bir Yani ben şeye çok kızıyorum. Yani evet örnek veriyorum. Bir takımın sahasında topla oynamak için gelen oyuncu topu vermeyen top toplayıcı çok kızıyorum ben. O doğru bir yaklaşım değil. Ama böyle zeka kokan. Arda Turan'ın da buna benzer bir hikayesi bah, vardı evet, yanlış evet, hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Bu futbol zekası var ya. Hani herkes futbolla ilgili bir fikri var ama. Futbol zekası çok başka bir şeydir. O top toplayış çocuk bilmiyorum yeteneği var mı yok mu olur mu olmaz mı ama futbol zekası olan bir çocuk. Onu söyleyeyim. Peki. Şu... Futbol zaten zeka ile oynanıyor. Büyük bir ihtimalle bu çocuk oynayabilir. İnanılmaz top Yeteneği oynası. varsa Vallahi oynayan. bazı oyunculardan daha fazla katkı sağladı. Gole direkt etki etti ya. Bir bakar mısın? Süper Özür diliyorum Erman abi. Bir bak hemen selam yolla Batuhan. Hadi. Berat için. Berat için bir selam yolla. Buradan Berat kardeşime çok selamlarımı gönderiyorum Beratçım. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Beratçım, hepimizin buradan sana sevgiler al. Acil şifalar. Ee, şöyle e, 25. dakikada Balotelli'nin golü geldikten sonra 5 dakikada uzatma koysak e, yine bir 25 dakika üstünde. Bence Fenerbahçe'nin o arada o hatalı golü yedikten sonra bir temposu düştü. Bana bu, öyle geldi. Bu hali değişti. Evet. <laughs> Şimdi İrfan Can Eyri Bayat oynasa da oynamasa da gündem olmayı başaran bir adam zaten. Evet. bugün yaptığı hata bir büyük takım kalecisine yakışmaz. Hep şöyle bir söylem vardır. İyi kaleci kötü gol yer. Değil mi? İyi kaleci kötü. Bu iyi kalecilik değil ama. Bu amatör kalecilik. Yani sahanın en ağır, en kilolu ama aynı zamanda en kurt oyuncusuna topu attın, golü yedin ya şampiyonluğa mal olsa. Tamam Fenerbahçe taraftarı destek verdi ama bugün maçın skoru tabela farklı olsa bambaşka bir şey olurdu. Batu? İrfan Can'dan hiçbir şey olmaz. İrfan Can'dan. <laughs> İrfan Can'dan. ya. Hiçbir şey olmaz. Benim için İrfan Can hiçbir şeydir. Sen kalkıp Trabzon maçında sağ sola olta yapacaksın. Ayağındaki topu rakibe atmamayı öğren önce. Diye söylerler adama. Bir de üstüne frikik atıyorlar. At Erman abi kalemi. At abi kalemi. Üstüne frikik. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Göğsümle alırım lan o topu. O frikiyi göğsümle tutmazsam bir daha konuşmam. O frikiyi bak. Böyle yapıyor bak. Atıyor. Bu. Ne oluyor oğlum? Şöyle yapacaksın lan. Yalandan efekli bir Bir de dönüyor böyle yapıyor falan. Sanki golü yiyen İrfan Can değil de başka biriydi. Yani bu çocuk tiyatrocu ya. Alem mi çocuk yani anladım, mı? Alem. Ömer kaymış olabilirim. Bir bana bakıver. Yani futbolcudan başka her şey. Hiç sevmediğim tarzda insanlar. 850 tane de top tutsa 32.500 tane karşı karşıya da çıkarsa benim için sporcu değildir. Doğru mu Ermancığım? Ya şöyle Fenerbahçe'ye gelirken çok iyi oynayarak gelmedi. Bugün Livakovic'in neden oynamadığını bilmiyorum ben mesela. Çok etkilendi abi bu arada Duvakovic. Olaylardan ciddi derecede etkilendi. Bence de %100 haklı. Çocuk yedek kulübesiye, şey, soyunma odasına girerken arkadan geliyor birisi yumruk atıyor mesela. Alakası yok hiç olayla. Ya en günahsız adam Livakovic'ti. Ben en çok ona üzüldüm. Biz... Ve çok etkilenmiş. Yani bunun haberleri çıktı. İsmail Hoca söyledi. Yabancı futbolcularımızdan bazıları çok etkilendi. Bazılarını oynatamayacağım dedi. Bugün de o yüzden oynamadı. Zor. Bir, bir itiraz edemiyorum. Biz alışıyoruz bu tip görüntülere yani. de. Şimdi Yanlış anlaşılmasın. Bizim futbolculuk dönemimizde... ...biz maça gittik. Ömer Klima. Rakibimizin, örnek veriyorum, düşmeme... ...mücadelesi veriyor. Düşme ihtimali var. Son maça gittik, bizim hiç iddiamız yok. Abi koridorlarda bekliyorlardı bizi. Evet, evet, evet. Devam abi, edelim biz de, abi. Biz de, devam bizi devam koridorlarda edelim. bekliyorlardı devam anladın mı? Maç kötü gitse... ...çift sıra adamın içinden geçiyoruz yani. Koridorlarda bekliyorlardı. Şimdi Biz bunlara çok alışkınız. Kendi futbol kültürümüzde. Fakat... Aynı şey dışarıdan gelmiş adım için geçerli değil. Bu yaşananlar da çok normal değil. Ha bu arada Trabzonspor protesto yapmış bilmem ne. Abi hiç kimse kendisini suçlu görmüyor yaşananlarda. Herhalde biz suçluyuz oturduğumuz yerde. Büyük ihtimalle. Yani herkesin bir adalet arayışı var. Hasan Arat TFF'yi istifaya davet etti. 7 724 davet ediyor. Gördüğüm kadarıyla. Kimse bir. imza toplamıyor ama. Ya imza toplasan ne olur? Dile Hayır. getirmek yeterli. Nihayetinde dile Hayır getiriyor abi, herkes. İmza topladığın zaman Zannediyorum 47 imza neticesinde olağanüstü genel kurula gitmek zorunda. TFF. 47 diyorum. 44 olabilir, 41 olabilir. Yani 41 rakam. Herkes verir mi bu imzayı? Abi Beşiktaş 7 Galatasaray yedi. Fenerbahçe yedi. Galatasaray Allah'ım şükür. Evet, ne oldu? Bir Trabzon'dan para almadığımı söylüyorlardı. Onu da söylediler. Allah'ım evlerime ev kattım yine. Çok sağ olun. Ya, Allah ım, Allah ım. çok takılma ne olur ya. Trabzon kalmıştı sağ olun. Teşekkür ya, boş ederim. ver. Yani çok üstünü durulacak teşekkür şeyler çok değil. Çok sağ olun. Şimdi e, bir pozisyon var. İster misin sana da vereyim. Yok, yok. ben almayayım. Aldım. Erman almayayım. abi şimdi almayayım. herkes diyor ki Osta kırmızı kart görmeliydi. Ben de aynı görüşteyim bu arada. Hangi pozisyon için? Paul ee, yaptığı şu. pozisyon için mi? Ee, şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu. Lütfen buyur. Net evet. gol pozisyondur. Evet. Penaltı değilse Net bir şekilde kırmızı karttır. Bu pozisyonda penaltıdır. Fenerbahçe'ye penaltı verilen pozisyonun fotoğrafını çıkarın. Aradaki farkı herkes söylesin, konuşalım. Ya bir şey diyemem. Bu penaltı da olsa hiçbir şey değişmezdi. Yine Fenerbahçe galip gelirdi. Bugün çok formda bir Fenerbahçe vardı. Bu pozisyon net kırmızı kart. Ama adalet! Adalet! Adalet. Hadi çıkın söyleyin bundan. Bizim kırmızı kartımızı vermediler deyin. Diyebilir misiniz? Ya babacım, adalet çok güzel bir kelime de, anladın mı? İşte düzgün yerlerde kullanmak lazım. O adalet, bu da adalet. Hadi kırmızı kart değil mi bu pozisyon? Değil mi? Değil. Ee, ne bu? <laughs> Oğlum bağırıyorsun beni domine ediyorsun. Ceva pardon, ya. <laughs> <Ceva> <gülüyor> pardon. Pardon, <laughs> Erman Kollina ya kırmızı kart, penaltı da mı değil bu pozisyon? Ee, şöyle söyleyeyim, o Servoldenin yaptığı müdahalenin ilk darbının dışarıda olduğu net. İkincisi. Adam tamam, dışarken... darbe içeride devam evet. ediyor. Ta, hayır. El ile arkadan tevans. Hayır hayır. İlk darbesi dışarıda. Bu birincisi, ikincisi topun nereye gittiği. Yani Adana Demirsporlu oyuncu topu taç çizgisine doğru vurduğu için bu bariz gol şansından çıkıyor bu pozisyon sarı kart. Arkadaşlar. Sarı kart mı? Sarı kart. Doğru karar verdi. Yani hem dışarıda olması yani doğru... Şu Erman abi... Bak buradan Sky Spor'un yetkili birimlerine sesleniyorum. Şu Erman abinin altından motoru alın. Gelirken rüzgar yiyor. Giderken rüzgar yiyor. Sağlıklı düşünemiyor artık bu adam. Ya bu pozisyon ne? Kırmızı kart Erman abi. Yani. Değil. Tamam da bu pozisyon kırmızı kart değilse de nasıl değil biliyor musun? Pozisyon penaltı sarı kart. Arkadaşlar topun nereye gittiği. Çete soruyorum abi. Bir diyenler kırmızı kart, iki diyenler penaltı sarı kart, üç diyenler hiçbir cacık yok. Buyurun abi. Ee, pozisyon faul. Osterwolde'nin bu arada çok büyük rakamlarla satılacağını ifade eden Fenerbahçe'li arkadaşlarım vardı. Futbol zekası yüksek bir adam. Topla taç çizgisine doğru hareketlenmiş adamı şu fauli yapmaz. Faulü Allah'tan dışarıda yaptı Fenerbahçe için. Ve top dışarıya doğru gittiğinden dolayı bariz gol şansına dönüşmeyeceği için sarı kartla cezalandırıldı. Topu kaleye doğru atmış olsa Kırmızı karta katılacağım doğru. Ama top dışarıya doğru gidiyor. Hakemlik kriterlerinde meseleye böyle bakıldığı için söylüyorum. Batuhan'ın yorumuna Peki. saygı duyuyorum. Ama Hakemlik kriterlerinde meseleye hiç böyle bakılmıyor. Hakemlik kriterlerinde meseleye tamamen olay kim ne ne yapıyorsa ona bakılıyor. Keyfine göre, keyfine kaya. Kim nasıl ruh halindeyse ona göre bakılıyor. Bunu zaten gördük. Bugünkü hakemin ruh hali Nasılmış bilmiyoruz. Bugünkü ruh hali penaltı vermek istemiyormuş. Kırmızı kart çıkarmak istemiyormuş. Öyle bir ruh hali varmış. Bugün ondan böyle vermiş. Çünkü bunlar ruhlarıyla yönettikleri için gözleriyle yönetemiyorlar. Takip edemiyorlar. Biliyorsun ki ruhlarıyla yönettikleri için böyle. Bana kalırsa bu pozisyon penaltı. Önceki resmi hazırladınız mı? İstediğim penaltı pozisyonunu. Hakan. Fenerbahçe'nin hani kullandığı. Genelde ben şuna bakıyorum. Yayıncı kuruluşta 3 tane hakem çıkarıyorlar. Birisi Cüneyt Çakır'ın eski yardımcısı Bahattin Hoca. Ben onların fikirlerine çok güveniyorum özellikle Bahattin Hoca'nın. Onun yorumu neyse o doğrudur. Ben kendi yorumumu yaptım. Eğer Bahattin Hoca farklı söylüyorsa tamam ben ona da kabulüm. Ama topu Adana Demirsporlu oyuncu dışarıya doğru sürüyor. Kaleye doğru değil. Ve pozisyonda yaptığı darbe Osterwolde'nin ceza sahasının dışında. Peki. Hakem de çok iyi. Bir Hakem. soru daha sorabilir miyim? Da söyleyeyim. Dördüncü golden Hiçbir önce. Hiçbir şekilde katılmıyorum biraderim sana. Dördüncü golden önce Serdar Dursun'un faulü faul değil bana. O zaman gol oldu. Tamam gol Belki oldu. Belki maç 3-3 bitecek belki üç üç bilecek tamam ama o pozisyonda Nani'nin atlayışına faul verdi diye de kızamıyorum. Yardımcı kaldırdı bayrağı. Ama abi yardımcı da kaldırdı bayrağı dikkat dokunmuyor eder. Dokunmuyor bir de Nani'ye sarı kart yani. Bak biz izleyemediğimiz pozisyonları şu anda yorumluyoruz. Tamam mı? Yardımcı hakeme dikkat etsinler maçın özetini izlerken. Yani Serdar dursun. daha Nani atlarken onun atlayışını kullanıp faulü aldı. Yardımcı da yedi. Her şeyi de orta hakem üzerinden okuyorsun. Bu bir ekip işi. Dördüncü var, yardımcı var, var, avar, Her şey var. Tek bir hakem üzerinden gidiyorsunuz. Hakem dördüncü goldeki ki o da verilebilir bir faul. Mecbur kaldı adam. Abi yok ya. Ama yok ne ya ya yazık ya. ki hepsini bir toplasan bir tane hakem etmişti. Işte. <laughs> Doğru söylüyor bu, abi. Bugün işte. çok hakem faciası yaşadık bu ligde bu sene. Haddinden fazla yaşadık ama bugün o facialardan bir tanesi değil. Yalnız ben bu konuda seninle kesinlikle aynı fikirde değilim. Abi ya. Ben şey, de Erman abi yanakam yanakam çok yakın. Bu... Serdar'ın ki ben dedim ki büyük gibi. ihtimalle Serdar'ı kendisine yanıltmaya yönelik sarı kart gösterecek. Ne oldu? Serdar'a foulü verdi. Serdar gitti golü attı. Golü attı. Yani tamam e, kaleci performansları çok kötü ama ya bir Bak, yerde de yine hakem hatasına denk geliyorsun maç yani. Maç çok hızlı oynanıyor tamam mı? Hı -hı. Maç hızlı oynanırken bizim gibi hakemin 2-3 kere Serdar Dursun'un pozisyonunu izlemek gibi bir şansı yok. Saniyelik kararlar. Serdar Dursun'la nani çok yakın. Pozisyonda hatalı faul çaldı ama çok büyük bir hakem hatası olarak görmüyorum ben o hikayeyi. Neden? E çünkü Serdar, Nani beraber Serdar sanise farkla erken yattı. faulü alır Nani atlarsa o şekilde. Ama yanak emin Birçok defa Fenerbahçe Galatasaray maçlarında bu oyuncuları alırken gördük bu faulleri. İlk defa değil ki. Ben diyorum ki maçı pozisyonu bir kere daha izleme şansı olsa maçın içerisinde vermez belki. Ama maç 3-2 zaten o anda biliyorsun. Dördüncü oldu. Yani bilmiyorum ama ben orada Sardan'ın kendini attığını yan hakemin direkt görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yardımcı da ısrarla kaldırdı bayrağı. Ha, ya, yani o, o da çok Aulke. enteresan yani. yani. hakemi de yanılttı. Şimdi e, Tadiç'in golünden bahsettik. Var diye bir şey var yazan arkadaşlarım var. Bu kadar cehaletle baş edemeyiz. Evet, var böyle pozisyonlara karışamıyor. E, e Tadiç performansı. Şimanski çok uzun süre sonra gole katkı yaptı. Nasıl buldun Şimanski'yi? Çünkü ben benim kafamda şöyle bir soru işareti vardı. İsmail Hoca'nın yapmış olduğu açıklama şu şekildeydi. Yabancı futbolcularımız çok etkilendi. Onları motive etmekte zorlanıyoruz. Trabzon'daki olaydan çok etkilendiklerini Vallahi Şimanski gördüğüm kadarıyla öncekilerine nazaran çok daha istekli. Özellikle tabelaya dokunabilmek için. Hı hı. asist ya da gol için çok daha istekli bir maç oynadı. 15 dakikada minimum 2 veya 3 tane denemesi var. Biri direkten dönen. Bir de Ceko'nun direkten dönen var. Ya Fenerbahçe maçı pozisyon sayısı, oyun üstünlüğü, pas sayısı, rakip sahada oynama her şeyi hak etti abi. Yani şu maçta hakem konuşmak futbolu ihanettir sana Tabi Tabii tabii tabii. Hakikaten hak etti yani. Yani bu arada da hak etti bu pozisyon penaltıda olsam, maç 3-3 olsa Fenerbahçe bugün bu kötü diye adlandırabiliriz bunu ama bugün bu kötü diye yani 3-3 olmuş olsa kötü diye adlandırırız ama bu kötü gidişatı çevirebilecek futbolu bugün Fenerbahçe çok rahat oynuyordu zaten çok pozisyonları var. Ya bir ara e, ceza sahasının içine kamp kurdular. Ceko'nun pozisyonları vuramadığı bir tane sol ayağıyla vuramadı, bir tane sağ ayağıyla vuramadı Ceko. İnsanlar futbol topunun üstünden atlıyor o ona bırakıyor falan. Biraz dalga geçer gibi bir versiyon oldu bir ara oyunda. Yok. Bayağı özgüvenli oynadı Fenerbahçe. Mesela maç 1-1. Bir bir, Ceko topuk pası falan yapıyor. Çok özgüvenli oynadı bugün Fenerbahçe. Bak bir daha söylüyorum. VAR'la ilgili VAR kullanımı ile ilgili bilgisi eksik çok arkadaşım var. Söyleyeyim. Oyun durduğu andan itibaren var. Tekrar başladıysa karışamıyor. Serdar Dursun pozisyonu için söylüyorum. Pozisyonda faul var yok. Hakem faulü çaldı. Bariz gol şansı kırmızı kartlık bir şey yoksa top oyuna girdiği ana itibaren zaten var karışamıyor. Prosedüründe yok ya. Hala diyorlar ki pozisyon gol olursa karışır diyorlar. Yani oyun durdu ve tekrar başladıktan sonra var devreden çok, çıktı. Bunu, e, Hayır, iki insanları da bilgilendirmek bilerek... lazım ama bu abi. kadar bilgisizlik olur mu? Yok, Sezon bitiyor. Yok, değil, bilerek yapıyorlar. E, i̇ki gündür aynı şey yaşadığımız için maalesef chatimizde e, Ya cahilliği mi oynuyorlar? Yok, abi. böyle insanlar var, bilerek yapıyorlar. Hani sinirlendireyim, kızdırayım, bir şey çıksın ağzından falan da yapıyorlar. Chat'i e, bu arkadaşlara hiç okuma abi. Mantıklı yazan mesela çok güzel bilgiler veren arkadaşlarımız var. Ben onları daha çok dikkate alıyorum. Ee, ...ne soracağımı unutturdun Erman abi ya. Vallahi. Bir şey demedim ki ben. Kendi Erman abi şimdi bir, e, ikinize birden soruyorum. Gündem malum. Dün olağanüstü kongre... E, ...Trabzon spor maçından sonra yaşanan olaylar... ...gelmek istemeyen futbolcular... E, ...birçok gündem var. Fenerbahçe camiası içerisinde. Bu olaylara... ...maruz kalan Fenerbahçeli futbolcunun ...bu tip karşılaşmalara... E, ...rekabet gücü yüksek karşılaşmalarda motiva olması için hem yönetimin hem Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün ne yapması gerekiyor? Şimdi Livakovic için çok tedirgin biraz hafif ürkek bir adam evet. olduğunu çok yakın arkadaşlarından dinledim evet. ben. Trabzon'da yaşanan olaylardan sonra oyuncuyu bireysel anlamda oynamaya ikna edemiyorsan hele ki kendi sahanda yani en güvenilir yerde yapacak hiçbir şey yok. Ben kızamam Livakovic'e. Ama Fenerbahçe takımının genel ruh halinin ...bu olaylardan hiç etkilendiğini düşünmüyorum. En azından sahaya yansıyan görüntü böyleydi. Batu. Aynı şekilde. O kadar mı? O kadar. O zaman geçelim bugünkü o kararlara. Bugün biliyorsunuz Trabzonspor maçının... ...kararları açıklandı. Erman abi. Trabzonspor'a 6 maç sağ kapatma. 3 milyon 112 bin TL para hizası. Egemen Korkmaz... ...bir maçtan men 13 bin TL... Bold'e maçtan bir maçtan men 12 TL ceza. Bu akşam oynadı Osterwold'e. Bu maç kapsamıyordu karar alındığı için. İtirazlara reddedemeyecekleri için. İrfancan Can, Eğribat aynı şekilde bir maç men 13 TL. Ve akşam üstünde, e, akşam saatlerinde de Erol Bilecik, Beşiktaş e, Fenerbahçe Başkan Vekili dedi ki o 19 takımıyla e, hafta sonunda oynanacak Şanlıurfa'daki maça çıkacağız açıklamasında bulundu. Şimdi tabii İsmail Hoca'nın bu konudaki e, yapacağı açıklama önemli. Fenerbahçe'li futbolcuların yine Fenerbahçe üyelensizler bu konuda açıklama yapacaktır. E, ne diyorsun bu karara? Buyur. Abi ben e, bu kararla ilgili bugün seninle konuştuk biraz. E, ben bu kararı beğenmedim. Ama ben Fenerbahçe camiasının yerinde olsam hani bazı şeyleri konuşurken tek taraflı bakmam. Çünkü Artık futbol öyle bir şeye geldi ki herkes kendi tek taraflı kendi canının acıdığı pozisyonları söylüyor. Ya bak bugün de mesela örneği var. Nani'nin pozisyonu. Serdar Dursun faal ile alakası var mı? Yok. Yok. Buna hiçbir kıtada faul çalmazlar. Ama bugün faul çalın. Şimdi bugün aynı şekilde Fenerbahçe'nin bu durumda olduğunu düşün. Ben sana 5 dakika sonra ne olacakları söyleyeyim mi? Hı -hı. Sen bana diyeceksin ki "Batuhan biraz yayın uzun sürsün." Selahattin Baki Bey efendi açıklama yapar dinleriz. Şimdi ben soruyorum. Dün genel o, genel kuruldu değil mi? Olan genel kurulda. Olan genel kurulda konuşulan adalet kelimesi bugün çıksın. Selahattin Baki Bey desin ki evet bizim dördüncü golümüzden önce Serdar Dursun'a faal yapılmamıştır. Hakemin gözünden kaçmıştır. Hakemleri daha iyi maç yönetmeye davet ediyoruz desin. Gelsin canımız. Anladın mı ne demek evet. istediğimi? Bak gelsin canımı yesin. Trabzon'da insanlar sahaya atladı. Biz e, sporu böyle sevmiyoruz. Bizim için spor daha farklı. Biz daha farklı bir gözle bakıyoruz. İrfan Can Bayat kadro dışı. Niye? Rakiple alay ettiği için. Olta attı, balık tuttuğunu gösterdiği için desin. Sonra ligden mi çekiliyor? Süper Kupayı 12 kişiyle mi oynuyor? 11 kişiyle mi oynuyor? Ben o zaman hak veririm. Anladın mı? Derim ki helal olsun. Adam doğru ya. Adaletli adam abi derim. Ama sen sadece senin canın yandıktan sonra çıkıp konuşursan ve konuştuklarını da yapamazsan bu daha kötü bir şey. Ligden çekileceğim yetki alırsam çekilemiyorum. Süper kupa oynamayacağım yetki alırsam oynuyorum. u 19da oynuyorum. E şimdi yarın yabancı hakem getirdik dedikleri zaman kendi şeyle mi oynayacak? Götürecek takımı. Ta takımı götürecek yarın yabancı. Al işte bugün. Yabancı hakem varsa. Al dördüncü golde. Mis gibi. Bence pozisyon penaltı bu arada. Ben yine iddia ediyorum penaltı olduğunu. İçeride o pozisyon. İçeride temas devam ediyor. Çizgi üzerinde olsa iki hafta önce İrfan'ın pozisyonu var aynı şekilde. Aldı penaltı. Bunlar da hiç laf yok. Aynı şekilde Galatasaray'da da bazen oluyor bu işler. Galatasaray'da da oluyor olmadık yerde. Mesela dün Ali Başkan'ın açıklamasında tehditvari konuştuğu için, tehdit ettiği için Erden Başkan'ı Diyor ki Dursun Başkan da. Şampiyonluklar diyor. Tehditle kazanılmıyor diyor. Abi ne alaka adam şampiyonluktan mı bahsediyor? Adam sinirlenmiş, gözü dönmüş. Konuşmaması gereken bir şeyi konuşuyor da şampiyonlukla ne alaka? O da başka yere çekiyor anladın mı? Mevzu siyasete döndü. Mevzu siyasete döndü. Mevzu bizim yorumlayamayacağımız bir şeye döndü. Biz buraya oturduğumuz zaman oynanan bir oyunu konuşmaya çalışıyoruz. Sayın Ali Koç, Sayın Erden Timur'a ne dedi? Ben hakem değilim bunları konuşamam. Bunlar beni ilgilendirmiyor. İş kişisel bir hal aldı. Hakan. Doğru. Artık Fenerbahçe Galatasaray rekabetinden başka bir yere gitti. Neredeyse kavga edecekler ya. Koca koca adamlar. Ben şimdi bu ülkenin ekonomisinde çok önemli yeri olan bir iş adamının yine aynı şekilde önemli bir iş adamına söylemini nasıl yorumlayayım burada? Bana bunu sorma. Anladın mı? Bana Fenerbahçe Kongresi'nde Süper Kupa ile ilgili alınan karar sorabilirsin. Ama Sayın Ali Koç'un Erdem Timur'a ne dediği ilgili yorum yapamam ben. Benim işim de bu değil ayrıca da. O haddi de kendimde bulamam. Yalnız bu açıklamalar yüzünden kitleleri peşinden sürüklemesine yani bir sözüm var. Rahatsızlık verici bu. Yani 30 bin kişi toplanıyor oraya. Yani bir iş adamı başka bir iş adamına, başka iş insanı, pardon bir sürü farklı şeyler söylüyor. Oradan bir cevap, buradan bir cevap. Türk futbolu ne zaman bu hale geldi? Ben Sayın Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a geçtiği zaman Fenerbahçe yönetimi çok başka bir şey hayal etmiştim ya. Şu geldiğimiz noktaya bak. Yani diyor ki Süper Kupa için organizasyon yapmayın diyor. Gitmeyin. Gideceğiz ama U19'la. Maçı oynayacağız ama maç bitmeyecek. Abi Türk futbolunu ne hale getirdiniz ya? Türk Futbol Federasyonu hemen Hemen devreye girip maçı iptal etsin bana göre. Kim kim girecek abi? Abi bak böyle bu çok büyük bir rezalet. Hani dünyaya rezil oluyoruz dediğimiz maç sonu kavgaları falan filan var ya Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı oynatamamız falan yeni rezalet geliyor. Abi Trabzon maçında Olur mu abi olaylar 19'da 19'la çıktın. Yanıyor. Göz göre göre oyunculardan birine kırmızı kart gösterdin. Geri döndüm bilmemle. Abi çocuk oyuncağı mı bu? Ya futbol federasyonu görmüyor mu yeni peki, bir rezalet? peki burada? Mesela şimdi sen diyorsun ki maçı ben sana iptal et. Galatasaray suçu değil ama Galatasaray yani. camiası. Bak birilerinin bir adım atması gerek Hakan. Abi niye Galatasaray atsın? Çok atsan? mu abi, adam imser, ya, kupayı alacak. O çok mu imser davranırım? Galatasaray dese ki benim rakibimin Avrupa Kupası maçı var. Maçı erteleyin. Abi sen Ve ama... bir süper kupası kazanacaksa birisi bu Galatasaray'da olacaksa Fenerbahçe'de fark etmez benim için biliyorsun. İkisinde de kazanan biz değiliz. Abi çıksın desin ki erteleyin. Bu yarın U19 takımından bir oyuncu kart görünce Galatasaray çok mu sevinecek? Ben U19'da falan çıkmam abi. Ben ezeli rakibime kimse kusura bakmasın elimle gidip kupa vermem. Benim ezeli rakibim bu ya. Of. Ya tarihte böyle bir şey var mı? Bu adamlar benim ezeli rakibim. Al abicim ben yiyemedim sen ye. Ben kaldıramadım sen kaldır. Ya bunun bahanesi mi olur ya? Ya ne sen konfederasyondan bahsediyorsun ne ülke puanından bahsediyorsun abi. Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu ya. Konfederasyon kupasından daha önemli Fenerbahçe için. Bizim genel yayın yönetmeni Sedat var. Ya ben 40 yaşındayım diyor. 10, 10, 19 yaşındaki Galatasaraylı benden daha fazla kupa gördü diyor. Adam daha ne desin ya? Bundan daha ötesi var mı? Sen ezeli rakibine nasıl ellerine gidip kupa verirsin? Ha olsa senin son 10 yılda 9 tane kupan. Her yere ambargo koysan, Türkiye kupasını alsan sana derim ki helal olsun. Ya senin hiçbir şeyin yok. Bir tane Türkiye kupam var başkanım geldiğinden beri. Al süper kupayı da. Bak sezon sonu bırakacağım diyorsun. Öyle kararlar almaya çalışıyorsun ki seneye gelen yönetimi de işin içine atıyorsun. 2 yıl Türkiye Kupası'na katılamayacaksın. Sen şimdi U19 oraya çıkardığın zaman iki yıl Türkiye Kupası'na katılamayacaksın. E ben şimdi soruyorum. Seneye gelecek başkan ya katılmak istiyorsa? Hadi cevap ver bana. O zaman başkan demek ki bakın bunu da ben söylüyorum ilk. Demek ki Sayın Başkan Ali Koç seneye istifa etmeyecek. Görevine devam edecek. Bunun başka bir açıklaması yok. Üç tane alınacak karar var. İki tanesi iki seneyi etkiliyor. Doğru ya, mu? Ya yeni gelen başkanın Türkiye Kupası konusunda Sayın Ali Koç'la aynı fikirde olup olmayacağını bilmiyoruz ya. Yetki istiyor ama sezon sonunda başkanlığı bırakacağım Abi diyor de şimdi mesela. Abi mesela şunu söyleyecektim ve sizi dinledim. Sen diyorsun Galatasaray'a adım atsın. Abi tamam. Hayır Galatasaray adım atsın meselesi değil. Bak fikstürde bu tarih Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'na devam edeceği evet öngörülerek yapılmış tamam mı? Tamam. Biri devam etti, biri edemedi. Tamam. Türkiye'nin şu anda tek takımı var Avrupa Kupası'nda. Final şansı yüksek mi? Evet. Çok yüksek, değil mi? Yani ne var bunda? Abi ne var değil. Bak Sen şimdi adamın başkan vekiline utanmaz, arlanmaz diyorsun. Bunlar şeref yoksunu falan filan inanılmaz ifadeler kullanıyorsun. Şimdi Galatasaray'da adım bekleyemezsin. Sayın başkan. Abi gerçekten Ali bu da Başkan şöyle da bir şey, bir şey değil yani. zannediyor Hakan. Ali Başkan şöyle bir şey zannediyor. Genelde bu başkanlar da ee, bu şey vardır. Başkanım ne olur bırakma. Falan diyecekler zannediyor herhalde. Diyecekler. Başkanım. Çoğu insan pişman. Erman abi demezler. Diyecekler. Mümkün değil. Abi demez. Mümkün Fenerbahçe adı, taraftar batayız. demez. Görürsün. Mümkünat yok. Mümkünat yok. Mümkünat yok. Ben de inanmıyorum abi ya. Ben 33 yaşındayım. 32 miyim 33 miyim bilmiyorum. 91 doğumluyum. Nisan ayında doğdum. Ben aklım Kemal'e erdiğinden beri böyle bir kötü yönetiliş görmedim. Sen bana ne anlatıyorsun? Ben ezeli rakibimi alacağım kupa elimde. Ben kaldıramadım. Sen kaldır diye kupa vereceğim. Siz ne yaşıyorsunuz ya? Urfa'ya alınmış şey. Urfa tarihinde bir defa süper kupa oynayacak ya. İkiden derbi görecek Urfa halkı. O da başka bir yanlış bu arada. Çoluk çocuk almış biletini Urfa'da şey bekliyor. Ne diyeceksin? Oğlum Ali Başkan'ın izin vermedi. Fenerbahçe gelmiyormuş mu diyeceksin çocuğa? Ne? Öyle mi diyeceksin? Öyle mi diyeceksin? Soruyorum. Ne diyeceksin? Aldın çok. Ne anlar abi çocuk 5 yaşındaki çocuk sahaya gidecek ya futbol insanları güldürmek için, eğlendirmek için yapılan bir şeydir. Spordur bu ya. Maalesef. Ama siz tamam. öyle bir noktaya getirdiniz ki. Futbol oynanmayacak bir noktaya getirdiniz. Futbol konuşulmayacak bir noktaya getirdiniz. Hiçbir şey savunulmadığı bir yere getirdiniz. Yani biz böyle oluyoruz. Bir yayın oluyoruz. bir yayın Galatasaray'la oluyoruz, Trabzonlu olduk, Beşiktaşlı olduk. Anladın mı? Bütün takımların formasını giydik. Yani buraları da bu hale getirdiniz. Saçmalığın daha çok ötesine gitti. Ben 2-3 sene sonra neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Neden? Çünkü harcanan dünyaca paralar var. Anladın mı? E karşılığı gelmiyor. Şampiyon olamazsan zarar yazıyorsun, cebinden harcıyorsun. Türkiye Kupası kazanan Kupası zarar bakmasın. ediyor. Bakın bir insan Ne kadar zengin olursa olsun Multi trilyoner olsun Kardeşim Bugün Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Beşiktaş Bu dört tanesinden bir tanesi olmadı mı On bin kişiyi bir araya toplayamaz Bana kimse anlatmasın Açıklamalar var Açıklamaları okuyayım Tadiş'le başlayacağım arkadaşlar. Tadiş'i getirelim ekrana. Tadiş diyor ki, Trabzonspor ile alakalı çok fazla değerlendirme yapamadık. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Oraya da futbolumuzu oynamaya, kazanmaya gitmiştik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istemiştik. Onları da memnun ettiğimizi düşünüyorum. Güzel goller attık, güzel organizasyonlar çıkardık. Kariyerimde bu mesafeden gol atmamıştım. İlk olduğu için mutluyum. Bugün üç puan elde ettiğimiz için çok mutluyum. Güzel bir performans ortaya koyduk ve taraftarımızı sevindirdik. Sırbistan'da. Son maçta oynadığınız kadar iyisiniz deriz. Futbol zalim bir oyun çünkü her zaman en iyisini ortaya koymalısınız diyor. Hakikaten Ulaşamadık. konuşamadık o maçta. 2 asist yaptı. Evet. Fred de 2 gol yaptı. Özellikle çok iki. goldeki asisti, doğru yere Üçüş. topu çıkarışı falan. Hani zaman zaman düşüşler yaşadı. Bazı el kol el kol hareketleri çok fazla yaptı söyleniyor falan filan ama bak son 7 maç istikrar yaşına rağmen zaman zaman düşüşler yaşadı. Evet. Keşke biraz daha dinlenme şansı bulsaydı. Fenerbahçe evet. için hala ilk yazılan isimlerden bir tanesi. Bugünün de en iyilerinden. Ya golden sonra da şu sevincin ayarı kaçmamalı bence, biliyor musun? Bizim futbolumuzda o kadar e, nasıl söyleyeyim, hassas bir noktada ki. Hiçbir ne bir acı golünde ya. evet, hiçbir golün, sevincinin böyle ayarı kaçmamalı. Çok acı bir şey. Abi Trabzon Fenerbahçe maçından sonra kimin nerede nasıl sevindiği falan 15 tane falan bana görüntü geldi Türkiye liginden. saçma sapan. Mesela ben ilk, ilk defa gördüm. Trabzonsporlu santrafor çocuğun neydi? Umut Bozok. Enis. Ha Enis Dest. Enis Dest'in Kadıköy'de attığı golden sonra Icardi sevinci yapmış mesela. Ya da çocuk öyle bir sevinç yaptı ama ona ona benzettiler. Bilmiyorum olayı. O ona 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 yemin ederim benim beynim döndü. Taraf ben falan yok, değilim ben. ben. Beni ilgilendirmiyor yani. Ama hiç kimse yaptığını kabul etmiyor ülke. Etmiyor etmiyor. Yani Trabzonspor'da protesto ediyor. Sanki benim şehrimde girdi insanlar değil mi? sahaya. Fehavacı'da adaletsizlik diyor. Sanki benim oyuncum tekme tokat birbirine girdi. Haklı sebebi var yok meselesi değil ki bu ama. E doğru. Herkes bir şey yaptı. Biraz da çuvaldızı kendinize mi batırsanız ya? yani Mesela Kadıköy'de çok güzel ve ciddi bir şekilde sevindi Trabzonspor ve bir olay çıkmadı. Maç sonunda. Yani evet orada da farklı görüntüler gördüm. Ya ben. Hayır so yani Mesela hayır oynanırken şey görmemiştim. Maç sonunda şey Uğurcan'ı havaya atmaları bence gayet olabilir yani. Normal yani, bunlar normal. Hani normal yani bunun olması olabilecek bir şey. Normal. Mi? Ama Trabzonspor Fenerbahçe stadındayken Trabzonspor golden sonra yedek kulübesinden şöyle yapan adamlar var mıydı? Şöyle yapıyorlar mıydı? Böyle yapıyorlar mıydı? Bilmiyorum. Böyle yapıyor muydu Suat Hanımefendi? Böyle yapıyor var mıydı Trabzon'da? Fenerbahçe'de Trabzonsporlu oyuncular bunları yaptı mı? Taraftarı kışkırttı mı? Kışkırtacak herhangi bir harekette bulundu mu? Soruyorum, bulundu mu? Ben ya yani ben hiç öyle bir görüntü görmedim. Bulunmadı. A, su Neden? Şişesi, su şişesi de atılmadı fazla. Yani o maçta mesela bugün atıldı. Tansiyonu düşüktü. Biliyorsun o maçtan sonra biz bu görüntüleri göremedik. Evet. Biz evde biz yayına girdik abi. Ben eve bir gittim. Ertesi gün bir baktım Trabzonspor sayfasından paylaşılan o Irfancan'ın kameralarla telefonların kameralarla çektiği Hakan'ın davranışları. Yani kimse kusura bakmasın. İnsanlar sinirine bazen hakim olamayabilir. Futbolu Yanlış mu, işler yapabilir mı dönsek mesela. Zay... Döndüm. Döndüm. Uzun döndüm. süre sonra Zay... Irfancan Zay... Eribat'ın açıklaması. Serdar dursun. Devre arasında gelip canını sıkma. Ben girer bir tane atarım dedi. Dediğinde yaptı. İlk hata yapan oyuncu değilim. Son oyuncu da olmayacağım. Ben rahat bir insan olduğum için bu hatama takılı kalmam. Önemli olan hata yaptıktan sonra ne yaptığınızdır. Beni alkışlayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bak diyor ki ben rahat bir insan olduğum için bu hatama takılı kalmam. Önemli olan hata yaptıktan sonra ne yaptığınızdır. Kazandıktan rahat sonra bir insan olduğunu söylüyor. Kazandıktan sonra İlfancan, kolay. Can yapma güzel kardeşim bak. Hani futbolcu sahada zaten iyi oynadın hatanın haricinde. Ama işte ben rahat bir insanım falan. Fenerbahçe puan kaybesiydi ya röportaj yapan kişi olmayacaktı. E, olmayacaktı. Bir de yani hani burada laf sokuyor anladın mı? Ben sana şunu söyleyeyim. Yanlış işler bunlar. içerisinde kalayım. Yaptığı kurtarışı Batuhan biraz tarif etti. Balotelli'nin şutunda falan ama e, Fenerbahçe İrfancan Can Eğribayat'ın hatasının üstesinden geldi. Oyunla ve aldığı skorda. Zeiss'le ilgili sormuşlar nasıl oynadı diye. Bana göre iyi oynadı. Çok uzun süre bekleyip sahne alan oyuncuların ilk maçında bana göre eleştiriye bir parça hakkı var. Bu oyuncuların krediye ihtiyacı var. Beş maçtır üst üste oynamıyor ki ilk defa oynadı. Uzun süre sonra ilk defa oynadı. Üç haftalık bir aradan sonra iki ceza sahası arasında gidip gelişini beğendim ben. Kurun içi de beğendim bugün mesela. Evet. Bugün eski nasıl? İyi maçlarından bir tanesi Ama golü atmış olmasına rağmen zaten bir kişi eksik oynuyor Adana Spor. Ve beklenen kişinin açıklaması geldi. Stadyumun yakınında oturuyorum diyor Serdar Dursun. Bu arada İlhan Can'a iki kelime edeyim. Fazla, tamam. rahatlık, fazla rahatla gevşeklik denir İrfan'cım bilgin olsun fazla rahat olma gevşek derler evet bu İrfan'cımla ilgili bir şey konuşmayacağım artık ben kendime söz verdim Erman abi yani sporcu insanları eleştirebiliyorsun ama sporcu olmayanları eleştiremiyorsun sporcunuz Zeki Çevik aynı zamanda tamam. ahlaklısını sever Mustafa Kemal Atatürk bu kadar Evet. Bir daha bunun açıklaması falan oldu mu da vermeyin. Stadyumun yakınında oturuyorum. Buradan her geçtime tekrar buraya dönmek ve goller atmak için Allah'a dua ediyordum diyor. Soru geliyor. Gol sevincinde gol sayısı kadar suyu çektirdin. Doğru mu düşünüyorum demiş soru soran arkadaşımız. Doğrudur bilmiyorum artık demiş. İlk bir tane yapacaktım sonra iki üç tane derken dört oldu galiba. Ama Serdar Dursun'dan daha iyi suyu çeken arkadaşlar da var. Ne alaka sen golden <laughs> sonra. ya Serdar'ı seviyorum eğlenceli çocuk. Evet. Evet tabii. Ortamı germiyor mesela. Neşeli mi? Ee, yok canım neşeli yani en azından. Bak çok da güzel açıklama söylemiş. Suda da yakın oturuyorum. Buradan geçerken hep dua ettim demiş. Serdar'ın duaları kabul olmuş. Serdarcığım buradan sana sesleniyorum. Bana da bir bir araba duası edersen kardeşim. <laughs> bir dua bir kapısı açık herhalde. Nimet sunuyor İsmail Kartal Serdar'a. Evet. Gerçek anlamda bir nimet ve o da geç mi girdim erken mi girdim bugün oyuna girdim mi giremedim mi hiç bunlara bakmadan oyuna girer girmez elinden gelen her şeyi yapıyor. Beğenirsin beğenmezsin ama İsmail Kartal'ın sevdiği, kullandığı, karşılığını aldığı bir oyuncu. Eğlenceli bir oyuncu onu söyleyeyim. Bence ben Serdar'ı gördüğüm zaman bana gülümseme geliyor. Bana yani, da herkes yani. öyle. Yani saçını örmüş, altları kazımış, o da hani uzun saç Eğlenceli kısa belli ya değil Serdar. ama ya benim hoşuma gidiyor. Bir sıkıntı yok. Yani şey değil. E, ortamı geren. Gole attıktan sonra tribün görüntüsünde herkesin bu gole ne bu kadar arada sevindiğini. Trabzon'da da tü, tribünlere dönüp şey yapan adam yani sakinleştirmeye çalışan adam Serdar bu arada. Onu, Bak hiç olayların içerisinde yok, negatifliği yok, de yok. yok. Orada şey yapıyor. Yani, Serdar dursun adamdır. Severim. Yani severim ben Serdar'la yani Serdar ilgili... saçların durumu ne ya? Yani söylemiyorum söylemiyorum diyorum da Allah seni... Sili... altı tane saçım var onu da örümsün. Serdar Dursun gibi yapayım mı saçların altını kazıtıp? Abi sen... Saçların altını kazıtma da böyle ördürebilirsin sen. Sen çok retro bir erkek oldun. Ne? ne? Retro. Bir değişik bir şey oldu sen ya Erman abi. Saç... Sakalı mı öldür sen şuradan tek? Tek. Evet bir şey yapamam artık Erman ya. Artık bir şey yapmak bitti kaldır şu elini. Şu saçları aç, bir şey yap. Anladın mı? Bir gün mesela asayla gel buraya. He bir gün asayla gel, beyaz pelerini giy gel. O şerefsiz yürüteyle Beto. <laughs> Beni Hz. İsa'ya benzetiyorlardı soyumadasında. <laughs> 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 Kim abi? Beto'yla. Yani Kardeşim Beto. Ya. Yok. Santrafor Beto. Ha, Santrafor Beto. Bunlar ondan senden bu kadar korkuyordu. Tabii çarparım diye. <laughs> Evet. Tabii. İsmail Hoca diyor ki maça çok iyi hazırlandık. Bir bütün olduk. Yüksek bir motivasyonla maça başladık. İlk yarıda çok net gol pozisyonları bulduk. Devreyi önde kapatmak istedik ama basit bir hata yaptık. Maçı farklı bir şekilde kazandık. Burada bizi son düdüğe kadar destekleyen tüm Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Livakovic yerine neden İrfan İrfancan Bayatı oynattınız? İsmail Hoca demiş ki ilk 11'de kimler var? Yedek kulübesinde kimler var? İyi baktınız mı? Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya? Kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde? İki tane. Serdar Dursun, Çağlar Soyuncu vardı. Diğerleri genç çocuklar. Sağda üç Türk oyuncu, oyuncuya bir şey olsa yerlerine sokacağım Türk oyuncu yok. Sakatlık, değişiklik olmasına yönelik elimizin rahat olması için İrfan oynattık. Futbolda hata da olabilir, hatasını telafi etti diyor. Erman abi iyi misin? E, gözüm ışıktan. Duygulandı. Bir peçete. <gülüyor> <Uygulandı>, <gülüyor> duygulandı, Duygulandı, duygulandı. metodu diye al öyle çarpılırsın işte bak. Gel eline biraz su dökeyim. Yok yok şey elimi sürdüm ya. Işık da vurdu. Peçete ihtiyacım var. İsmail Hoca diyor ki e, sakatlıklar nedeniyle yedek kulübem çok fazla alternatif değil de, özellikle yerli oyuncu konusunda. E, için oynamayış sebebini bence söylemiyor. Bence de söylemiyor. Özellikle söylemiyor. Peki, ne diyor sana? <laughs> Unuturum diyenlerin rüyalarında sabahlarız Erman Özgür. Girelim. Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bir... Buranın ışığı çok kötü ya. Ne kötü abi bu ışıklar 1 milyon lira ya. Sen kaliteye alışkın değilsin Her abi. abi sen parayla... alışmışsın abi fakirliğe. Sol sistem bu ışıkların hepsi sol sistem. Yanlış mıyım Mehmet? Ya şunu Ümit Karan yapmadı bize be. Her şeyi parayla ölçmeyin arkadaşlar. Babacım bak Her ne şey demişler. Pahalıdır vardır bir kıymeti. El al, Ucuzdur vardır bir hilesi. Değil mi böyleydi? Hı, Heh, el elden üstündür. Ona ne alakalı hareket ne, ne bileyim işte. Allah Allah, konuyla ne alakası var onun? Ne bileyim, Alakası olsun. Çarpıldı Erman abi. Herkes onu yazıyor. Erman abi çok geçmiş olsun. Chat şu anda geçmiş olsun. Mesajlarla dolu. Değerli izleyenlerimiz videonu beğen beğeni butonuna Bilmiyorum, hızlı bir şekilde basmanız. Siz <laughs> uzun süre baktın mı gidiyor. Abi Bak. ışığa neye bakıyorsun ne kurban olayım? Ne bileyim Abi öyle baktım Hakan'a bakarken. Abi ben mesela senin oradaki ışığa Ya baktım. tamam bırakın siz beni hadi yayına devam eder misin? Abi biz ediyoruz da sen böyleyken nasıl devam edeceğiz? şeyim ediyorsun? yok bir biz birader. Üzülüyoruz Allah ya. Allah Allah. Eh. Abi bir kere hiç bunları değiştir ya. Oo. Arkadaşlar ekranlara beğenilerimizi bırakıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. O sırada Hakan'a buradan şey verdim. Bir de Ümit Karan gibi ya. Diye. Bir de Ümit Karan gibi. Şöyle yani. yapayım. Bir de Ümit Karan yapayım. <laughs> Kalp yapmayı atmıştı öğrenince böyle oluyor. İzliyordur bizi kesin. <laughs> Ümit abim bu da sana gelsin. Whatsapp'ı öğreten herkese de teşekkür ediyoruz Ümit abiye. Gerçekten. Evet. Yani. Bugün bana link atmaya çalışmış. Linke Sus. tıklanmıyor diyorum. Sonra ekran görüntüsü atmış. Muhteşem bir detay. inanılmaz Gerçekten. Tamamen teknolojiyle arası çok abi. iyi. Erman abi. Ekran görüntüsü atmış sayfaya tıklamıyor diye. Erman abi. Dönelim tekrar e, konumuza. Şimdi e, Galatasaray maçına şayet U19 takımıyla çıkarsa. Maç zaten 90 dakika oynanmayacak dedi Sayın Erol Bilecik. E, büyük ihtimalle e, şey yapılacak. E, madde kullanılacak. 22. maddeydi. Evet. 22. madde kullanılacak. E, diyor ki maddede. Maddeyi verelim. Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir diyor. Baro bizde Muhammed Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 kişiden az bir kadroyla çıkmak ve müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 kişiye inmesi hükmen yenik sayılıyorsun bu durumda. Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması Futbolcu lisanslarının aslı ya da TFF kayıtlarına uygun suretlerinin veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi sebebiyle müsabakanın oynanamaması, futbolcuların lisans kontrolünden sonra hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi. Bu sebeplerden e, hükmen mağlubiyet e, sayılıyor. Onu söyleyeyim. Yani bu hukuki sürecini araştıracağına oyuncu araştırsalardı şu anda açık ara şampiyon olurlardı herhalde. Evet. Ya bilmiyorum bıktım ya artık ya ne konuşayım Hakan abi ya. ya Erman abiye bir, yani. bir, hukuk departmanı vardır Fenerbahçe kulübünün. Evet. Fenerbahçe'nin anladığım kadarıyla en az zarar görerek oraya gidip formalite icabı zarar görmeden süper kupayı teslim edip geleceği anlamına geliyor. Yani çünkü başkanın açıklamasında buraya bir organizasyon yapmayın diyor. Evet yani o... Erol açıklamasında maç bitmeyecek deniyor. E Fenerbahçe zaten U19'da katılacağını açıkladı. Bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman formalite icabı gözüküyor. Bak Türkiye Futbol Federasyonu bir gol daha yemek üzere. Umurunda değil Zaten Süper Kupa rezaleti yaşandı. Süper Kupa'da yaşanan rezaleti açıklayayım mı? Atatürk. Ay, gerçek, gerçek rezaleti. Değil. Gerçek zaten açıklamamı ister misiniz? Yabancı hakemle ilgili. Evet, evet. Sayın Ali Koç'a söz veriliyor. İlk gidiliyor. kez açıklıyoruz bunu. <laughs> İlk kez değil ya açıklandı o. Yok çok konuşulmayan bir şey ama bu. Ya ben hiçbir yerde duymadım daha önce. Fenerbahçe yabancı hakem istiyor. Tamam diyorlar. Yabancı hakem getireceğiz diyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. <laughs> Siz diyor gelin diyor şeye Arabistan'a Gidiyorlar. O, o 19 takım. Bu arada o 19 geçmiş. takımını da götürüyor Fenerbahçe diyor ki bak yabancı hakem gelmezse şeyle çıkacağız diyor. U19'da. U19. u 19'a çıkacağız diyor. Hatırlayın, orada U19 takımı da vardı Fenerbahçe'nin. Ve ondan sonra tabii ki Türk halkının dirayeti, duruş sayesinde maç orada oynanmadı bence. Aslında bir başka bir kaos daha yaşanacaktı. Tabii başka kaos yaşanacaktı ama bu arkada arka planda kaldığı için hiç konuşulmadı. konuşulmadı. Ya orada Fenerbahçe kandırılmaya çalışılıyor. Az şeyin Ali Koç'un çok zoruna giden olaylardan bir tanesi de bu aslında. Evet. Ama çıkıp mesela dün mesela bunu açıklaması gerekiyordu. Bence. Hiçbir kulüp başkanının bir tehditvari konuşmasıyla hı hı. ben onu yaparım. Ben takımı dikten çekerim. Oynamam. Kupaya çıkmam. O 19'da çıkarım. Yabancı hakem isterim. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ben de yabancı hakem istiyorum. Ama seneye gelsin. Bazı düzen oturtulur. Ona göre gelir Hakan'cığım. O zaman seneye kalksın Beşiktaş'ta desin ki ben yerli istiyorum. Süper kupaya çıkmıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim bir ya bir başkanın kurut başkanının söylediğiyle herhangi bir şey olan bir karar değişebilir mi ya? Ya birisi bana bir açıklasın, birisi bir söylesin. Olan bir şey değiştirebilir misin? Söylerim ben. Bitince söyleyeyim. Söyle. Ee, burada sana hak vermiyorum. Neden? Çünkü <laughs> bakıyorsun hakemlerin başındaki Hüdalısla yapılan video ortaya çıkıyor. Adam penaltıyı vermiş. Adam diyor ki öyle hissettim. Senin öyle hissetme lüksün yok. Oraya gelip de Galatasaray'ın penaltı pozisyonunda a penaltı değilmiş, deme yok. Oyuncular çok itiraz etti diye verdim dedi ya. Ha, çok itiraz etti diye verdim. Hiç hayatımda böyle Kuluk. penaltı kararı veren hakem ilk defa geliyor. Abi öyle hissettim dedi ya. Antar şey e, Fenerbahçe kasıp Ne Paşa, farkı maşa. var offside da? Ha işte, onu söylüyorum. Ne e şimdi farkı geçen var? sene ofsaytımsı Batuhan. E her sene en kritik anlarda böyle şeyler yaşanırsa kulüp başkanı da çıkar yabancı hakem de ise. Bak futbol federasyonunun Süper Kupa finalini iptal etmesi neden gerekiyordu biliyor musun? hiç Ali Koç'un açıklamalarıyla falan alakası yok. Kendi döneminde Avrupa Kupası'nda final oynama ihtimali olan bir Türk takımı var ya. Aslında bu senin dönemindeki bir başarı. Bir Türk futbolunun başarısı olarak görmeliydi bunu Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu hiç Ali Koç dile getirmeden tarihini değiştirmesi gereken taraf zaten TFF'ydi. Hiç böyle polemiklere gerek yoktu. O 19'a çıkarım, bununla çıkarım, yabancı hakem. Ya bunlara gerek yoktu ya. Avrupa Kupası'na devam eden takımı Olympiakos'un maçlarını iptal ettiler. Hakan. Etti. Ee? Ama rakibi de yine şeyde konfederasyon. Tamam, fark etmez. Ne fark eder? Yani. Kardeşim kanunlar vardır, kurallar vardır. Mahkemeye bile gidersin. Her suçun şeyi bellidir. Şu anda da bu ülkede hakemin belli. Sezon başı başlanmış bir olay var. İşlenmiş hiçbir şeyi bir kişinin kararıyla bozamazsın. 18 tane Süper Lig kulübü toplanır. Der ki kardeşim biz böyle böyle yabancı kulüp istiyoruz. Yabancı hakem istiyoruz. 18'i birden toplanır. 18'in içine 16'sı 15'e der ki ben bu kararın gelmesini istiyorum. Yabancı hakem istiyorum o zaman tamam dersin. Ama sen bir tek kalabalık camiayla güçlü bir camiayım diye istediğini yaptıramazsın. Ben oynamıyorum diyemezsin. Ben çıkmayacağım diyemezsin. Onca yayıncı kuruluşa verilen paralar var. Binlerce kombine var. Sen nereye çıkıyorsun ya? Nereden çekiliyorsun sen? ne ne yap? Olabilir mi böyle bir şey abi? Yapmayın Allah aşkına ya. Böyle bir şey olamaz ya. O zaman Süper Kupayı Galatasaray kazansın. Fenerbahçe desin ki ben ligden çekiliyorum şampiyonluğu bana verin. Veyahut da tam tersi. Fenerbahçe Süper Kupayı alsın. Galatasaray desin ki ben ligden çekiliyorum şampiyonluğu bana verin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne anlatıyorsunuz siz ya? Bu saçmalık yani neresinden bakarsan bakayım saçmalık bu ya. O zaman Beşiktaş desin ki ben de büyük takımım kardeşim benim de camiam beni Avrupa Şampiyonasına gönderin yoksa seneye ligde yokum. Ya yapmayın abicim. Ya böyle böyle yani ben süper kupa oynamayacağım. Ben yabancı hakem istiyorum. Olmaz. Ben ligden çekileceğim. Adalet istiyorum. Olmaz. Yani nasıl adalet olabilir ki? Bakalım. Tamam adamlar sahaya atlamış. E ne yapalım o zaman Galatasaray maçında da mı sahaya atlasın başka insanlar? Şu konuda çok haklı. Bunun zamanlaması böyle yol devam ederken olmaz. Yani hakem değişikliği özellikle yabancı hakem. Birdenbire Türk hakemden yabancı hakeme geçmek. Geçen Fatih Hoca hakemden şikayet ediyordu hatırlıyor musun? Evet. Danimarka'dan Dani Danimarkalı Dani bir hakemden şikayet ediyordu. Al yabancı hakem getirmişler ne oldu? Ben çete bir şey soracağım. Sor. Şimdi diyorsun ki kardeşim sen işte öyle düşünüyorsun böyle düşünüyorsun farklı düşünüyorsun. Fenerbahçe U19 kulübüyle U19 bakın chat beni çok iyi dinleyin tamam mı? Fenerbahçe bugün an itibarıyla ligden çekildi. Süper Kupayı da U19 takımıyla oynadı ligden çekildi. Bana hangi birini şunu söyleyebilirsiniz? Bir daha hiçbir statta taraftar sahaya girmeyecek. Hiçbir takım otobüsüne kurşun gelmeyecek. Veyahut da hiçbir polis görevlisi atlayan taraftarın arkasından koşmayacak. Bana bunu söyleyebilir Bana bunu garanti edebilir misiniz? Fenerbahçe'nin ligden çekilmesinden sonra ne olacak? Ne değişecek? Bana birini söyleyin. Ne olacak? Ne, adalet dediğin şey ne mesela? Ne adalet olacak? Çekildin ligden ne olacak? Bana söyleyin. Bana mantıklı bir açıklama bu. Oğlum ne alaka diyorsun ya ben söylüyorum ya sığır sabahtan beri ne ne o alaka olduğunu. Anlatıyorum ya sana. Alınan yayıncı kuruluş paraları var. Kesilen biletler var, kombineler var. İnsanların işinden, vaktinden ayırıp gittiği deplasmanlar var. Senin gibi evde oturup izlemiyor herif. Onu söylüyorum. Niye çekiliyorsun kardeşim? Ben izleyeceğim, ben para vermişim. Adam kombine almış. Ya bu işler şaka mı? Yayıncı kuruluş milyonlar vermiş ya. Bu kadar kolay mı Hakan ben gidiyorum demek. Öyle bir şey olabilir mi ya? Söyleyeyim mi? Hala ne alaka diyor ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu YouTube'a bir şey gelsin. Bu yaşla alakalı IQ'yla girsinler ya insanlar bu yayınlara. Bazen bu aradakiler beni çıldırtıyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Saydığım bütün olaylar da Fenerbahçe'nin başına geldi maalesef. Çok acı ya. Yani. Ne yapayım Hakan? Ya ama tamam Ne sen? yapayım? Sen ne? Sen ne Sen ne istiyorsun? Abi Fenerbahçe'nin tepki göstermesi çok normal. Ya tamam tepki gösteriyordu, Bir daha ormuycan anlamı mı geliyor? Orada sana şeklinde biraz %100 yani, bununla mücadele etmenin yolu şimdi bu mu? Şimdi çekiliyorum dediysen çekilecek ya. Abi. abi çekilmek. Ya babacığım abi olmayacak mı bir daha? Çıkarsa bu çekilecek. Olmaz. Garantisi ya. mi var çekilince? Bu ağzından hiç çıkmayacak zaten. E, tabii ağzından çıkmıyor. Kardeşim sen sinirli anında gaflette bulundun. Ben bu takımı ligden çekerim dedin. Sonra da çekemedin kardeşim. Çekemedin işte. Ha, geldin oynuyorsun şimdi. Ne oldu? Olur. Var mı kardeş ötesi? Var mı bana başkasını söyleyen? Var mı? Çekemez abi. Öyle şey olur mu ya? Çekemez. Bir sürü Çekemedin. sorumluluğum var ya. Çekemedin. Bu kadar basit. Sana güzel bir haber vereyim o zaman. Hazır mısın? Çok yükseldin. En sevdiğin kişi açıklama yapacak. Kim? Hadi bil. Evet, evet. Serdar Dursun. Ha yaptı o ya. Başka kim yapacak? En sevdiğim Fenerbahçe maçlarından sonra dört gözle beklediğin... Selahattin Baki. Ya işte bak. Yok, yok oradan tüyo veriyor <laughs> bana. Amatör. <laughs> Selahattin Bey'den biraz daha açıklama gelecek Batuhan. Trabzonspor maçından sonra yoktu. TFF yanıt vermiş. Hemen okuyorum. Fenerbahçe'nin önerisi reddedildi TFF tarafından. Aşağı verir misin? Yazar mısın? Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin talebine resmi yazıyla yanıt verdi. Fenerbahçe cephesinin Süper Kupa ileri tarihe ertelensin. Maça yabancı hakem atansın önerisi reddedildi. Fenerbahçe yönetimi stadyumda durum değerlendirmesi yapıyor. U19 takımıyla Fenerbahçe pazar günkü karşılaşma için Şanlıurfa'ya gidecek. Tabi böyle bir durum söz konusuyken şunu da belirteyim. U19 takımının pazar günü Giresunspor'la karşılaşması var. Onun ertelenmesi için de TFF'ye başvurmaları gerekiyor. İş tamamen için içinden çıkılmayan Arap saçına dönen bir duruma döndü. Tebrik ederiz. Vallahi ben de tebrik ederim. TFF kabul etmedi Fenerbahçe'nin Herhalde Bahçenisi. Süper Lig tarihinde, Türkiye tarihinde de bir ilki imza atacağız. Ne olacağını da hiçbirimiz bilmiyoruz şu an. Ne lanetli bu Süper Kupaymış ya. Neymiş ya bu Süper Kupa? Bir oynayamadılar ya. He? Ben anlamadım ya. 788 milyon euroya iki tane takım kuruldu kardeşim. Karşı karşı oynadığı bir tane maç izledik. Onda da gol olmadı be. Onda da gol olmadı. Bu, Kimin parasıyla kuruluyor bu takımlar? Sahaya giden Fenerbahçeli'nin aldığı formasıyla, aldığı formalarla, aldığı localarla, aldığı biletlerle neyle kuruluyor? Cebinden mi veriyorlar? Aldığı sponsorlarla. Kim kime veriyor? Sonra neymiş efendim? Bu kadar para kurulacak. Ben Fenerbahçeli'yim. Her şeyimi yapmışım. Bütün taraftarlık gerekliliklerimi yapmışım. Kombine varmışım. Her maçıma gitmişim. Atkımı almışım. Çoluğumu çocuğumu getirmişim. Onlara kombinam. Ne oldu? Süper kupa oynamıyorum. Hadi gidin ya. Bu U19'daki çocuklara da yazık günah ya. Lan güzelim maçı izleyeceğiz. Ya, ya, yazık günah bu çocuklara. Gördün mü? Ya. Her yerde bu 19 U19 bu çocuklara da yazık ya. Bu Hiç arada... onları da düşünen yok ha. Valla ben böyle bir şey görmedim ya. Yani kişisel olarak da o çocukların ruh halini Hayır, düşünüyorum. Hayır bir de beyefendi diyor ki Erol Bilecik Bey tarihi fırsat ellerine geçti diyor. Ne diyor? Ne gibi? U19 futbolcuların tarihi bir fırsat ellerine ya, geçti. U19'daki çocuklar tarihi yazabilir daha gençler. Her Oynamay şey olabilir. Ama ondan sonra da oynanmayacak diyor Batuhan. Ne abi ben, söylediklerini bilmiyorlar. Tarihi yazabilir. Her şey gençler. Ama diyor asıl Batuhan tarihi nasıl tarih bu? Diyor tarih Fenerbahçe, Fenerbahçe yönetimi yazdı. Asıl tarihi Fenerbahçe yönetimi yazdı. Bu yıllarca unutulmaz. Ya çok enteresan bir yere gitti iş ya. Yani. Bu yıllarca unutulmaz. Ya şimdi ne olacak? E şimdi abi bak bu otel rezervasyonları, araç kiraları, mekanlar. Vallahi çok önceden yapılıyor. Bak o Şanlıurfa'da bekleyen insanların acayipleri de gönlünü kalbini kırdınız. Ya, ya. Hakan... Bir de yanlış hatırlamıyorsam Emirhan bir bak ona beni düzelt bilmiyorum. Maçın hasılatı depremize derere gidecekti. Benim bildiğim hatırladığım kadarıyla. Bu maç için geçerli bir şeyi biliyorum çünkü. Ee, Arabistan'daki maç evet. Ee, ama buradaki maç öyle miydi onu bilmiyorum. Yani Urfa'da oynanacak. Abi her şeyle saçma abi. Bak güvenlik konusunda da insan tedirgin oluyor. Çok. Bravo abi. Abi güvenlik konusunda da yani küçücük bir şehir. Fener'de Galatasaray o kadar Gözümde... kutuplaştırdılar ki. Anladın mı? Orada da bir sıkıntı var. Yani ya Bilmiyorum. bunların yaptığı doğru hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak depremzedelere bağışlanacakmış. Geldi bak şimdi. Emirhan sağ olsun. Emirat. Doğru bak depremzedelere bağışlanacaktı. Bunun gelirdi. Yap abi. Oo. Ya bir şey söyleyeceğim ya bu kadar büyük bir maç. Yap Atatürk Olimpiyat stadyumunda. Doldursun herkes. Doldursun abi depremzedeler olduğu için zaten hepimiz gideceğiz. Ya, herkes ya. gidecek. Ya, ya bir şey ya, demek abi. istemiyorum da. yani Neyse ya tamam şimdi yo, başka yerlere ya. de çekebilirler. Anladın mı? Yo, o niyetle söylemeyeceğim, söylemeyeceğim için ben rahatım ama yani. Süper Kupa'nın Urfa'da ne işi var? Sağda top oynanmamış. Varı da kullanamıyorsun. Varı da kullanamıyorsun yani ne yapayım? Yap. Bilmiyorum ya. Çok acayip ya. Ya her şey başlı başına bir kaosa sürükleyecek bizi. Bu sene zaten futboldan çok kaosu konuştuk. Şimdi Fenerbahçe kimle çıkacak? Maç nasıl bitmeyecek? U19'dan en fazla 9 oyuncu çıkabiliyormuş. Böyle bir kural var diyorlar. 9 tane oyuncunun yanına hangi iki oyuncuyu koyacak? Maçın bitmemesi için Fenerbahçeli oyuncular ne yapacak? Kırmızı kart görecek. Ya amın nasıl göreceksin? Bu da bir kartlana, sıkıntı. Durup dururken İsmail bir kırmızı kartı nasıl görürsün? Ya hakeme tüküreceğim, ya küfür edeceksin. Bu da bir ayıp. Ne böyle başlar mı Sen maç? 19 böyle... yaşında çocuğa bunları mı öğreteceksin? Ya nasıl olacak? Açıklamaya geliyor şimdi. 19 tamam, yaşındaki, yaşındaki açıklasınlar çocuğa bunları Bizi mi? de aydınlatsınlar. İsmail Hoca işte onun için aydınlatma gibi biraz. Diyor ki süper kupa için U19 takımını siz mi çalıştıracaksınız diyor. Çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum hangi arkadaşım sorduysa. Süper kupa için erteleme istedik. Zaman varken bunu yapmadılar ve bizi sıkıştırdılar. Bu tarihi bize dikte ettiler. Başkan ve yönetimle Süper Kupa için konuştuk. Hocam. Bir dakika. Devam et. Düşüncelerimizi ilettik. Yönetimin alacağı her karara razıyız. U19 takımını kimin çalıştıracağı konusunu henüz konuşmadık. Ya İsmail hocam Allah'ını seviyorsan hiç konuşma daha iyi ya. Ya o Allah abi. bir tane antrenman yaptırsan ne olur yap. Ya hayır hayır işte onu diyorum ya İsmail Hoca yani yönetimde kararlar alıyor. sen şu... tebrik ederim diyorsun ama saçma sapan. Abi hayır, bugüne kadar U19'u İsmail Hoca mı çalıştırmış? Abi şöyle bir şey iki diyeyim. İki tane oyuncu tanısan olur tanımasın olur. Onunla ne alakası var? Şöyle o. diyebilirim. Fenerbahçe arması var kardeşim. Ben bu kulübün her yerde her zaman diyor tribünden geldim efsaneyim. Evet onların başına da ben duracağım o çocukları ben yüreklendireceğim. O çocuklar ceza almaz maç oynanırsa. Diyelim ki çok farklı yenildiler. Yazık günah değil Aracığım, mi? Maçı bitirmeyeceğiz diyor. Maçı bitirmemek için ne yapar? Birini sakatlaman lazım. Kırmızı kart görmen lazım. Veyahut da saymış olduğum madde 22. maddedeki durumları yerine getirmen gerekiyor. Yani çok saçma geliyor ya. ya abi. Ben ilk defa böyle bir şey şahit olacağım. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe kendi takım kadrosuyla gider süper kupa oynanır gibime geliyor benim. Biraz. Yok yok abi. Bu kadar açıklamadan sonra yapamaz. Ha? Yok Batuhan imkan yok. Olmaz mı? Ben öyle olsun istiyorum. Yani ha Geldi. Okuyorum. Hazır mıyız? Evet. Ee, dün akşamdan başlamak istiyorum diyor Selahattin Baki. İyi dinleyin lütfen. Dünyadaki büyük camiaları bile kıskandıracak bir aile toplantısı yaptık. 25 bin kişinin üzerinde üyemiz bizimle birlikteydi. Kolay olmayan kararlara birlikte imza atmaya çalıştık. Gerçekten bambaşka bir camiayız. Dün gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Bize güvendikleri için karar alması zor konular var. Emirhan bir şey daha bir kere daha refresh et öyle okuyayım kardeşim. Çünkü burada cümle düşüklükleri başka yerlere gider. E, gerek yok. Ben e, Tamam bekleyelim. Ben şeyden okuyayım abi bir saniye. Normalden okuyayım. Rakip takımın başkanı dün bizim aile toplantımızdaki konuşmalar için Cumhuriyet savcılarını göreve çağırmış. Biz daha önce de söyledik. Başkanımız ve biz her zaman bilgi belge ışığında konuşuruz. Ne demek istediğim anlaşılıyor olur sanırım. Bu konuyu şimdilik rafa kaldırıyoruz. Aile toplantısında yalnız bayağı bir hakaret ettiler. Yani Sayın Selahattin Baki. Yani normalde bir şey değildi bence. Bilmiyorum ama Batuhan ne diyorsun? Ben Selahattin Başkan'ın ne söylediğinden hiçbir şey anlamadım. Diyor ki, dün akşam Dursun Özbek dedi ya, evet. e, bize çok ciddi hakaretler edildi. Evet. Hem benim başkan vekilime hem Galatasaray camiası. Evet çok haklı. Ee, ciddi hakaretler edildiği için ben de Cumhuriyet savcılarımızı göreve çağırıyorum. Bence haklıydı. Ee, Cumhuriyet savcılarımız olaya müdahale etsinler demişti. Sayın Selahattin Baki de Sayın Başkan'ın açıklamalarını şu şekilde cevap veriyor. Rakip takımın başkanı dün bizim aile toplantımızdaki konuşmalar için Cumhuriyet savcılarını göreve çağırmış. Evet. Dursun Özbey'in e, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdığını tekrar hatırlatıyor. Biz daha önce de söyledik. Başkanımız ve biz her zaman bilgi belge ışığında konuşuruz. Yani elimizde... Tehditin elimize... belgesi mi olur? Ha işte yani onu diyorum. Ne demek istediğim anlaşılıyor. Tehditin belgesi mi olur? Ne dediğiniz anlaşılmamış hiç. Siz tehdit ettiniz. Galatasaray başkanında bunun üstüne yani. böyle bir söylemde bulundu. Yani tehditin belgesim olur? Ne demek istediğini Bizde boş tehdit yoktur diyor. Hı hı. Bizde boş tehdit yoktur. Ne demek istediğini o zat biliyor diyor. Yani Erdem Bey'den bahsediyor. Bizde boş tehdit yoktur. Erman abi çok sıkılıyor bu konulardan da okumak zorundayım. Hayır sen oku da. Şimdi biz maç oyunu yaparken Sayın Selahattin Baki'nin Sayın Erden Timur'la ilgili futbol dışı bana göre demeçlerini yorumlamamızı bekliyorsan bende yok. Kusura bakmayın bu kavga gürültünün yorumcusu olamam ben. Beni de hiç ilgilendirmiyor. Kim kimi tehdit etti, kim kime ne yaptı. Bu haklısın. Anladın mı? Oraya Çok giden 25-30 bin Güzel kişiye de yazık günah. Futbolla ilgili insanları oraya topluyorsun. Karşılıklı kişisel çekişmeye çevirdiniz meseleyi. Beni hiç ilgilendirmiyor kimin kime ne dedi abi. Anladın Olağanüstü bir genel kongre. Süper Kupa'ya çıkmama kararı. Bunu değerlendireyim ben tamam. Bu futbolla alakalı. Ama Selahattin Bakin oynanan Adana Demirspor maçından sonra işte Erden Timur'la ilgili ne demiş? Onunla ilgili bu beni ilgilendirmiyor. Devam edeyim abi ben. Evet. Sen. Avrupa'da fe, e, çeyrek finale çıkmış takımların maçları ertelendi. Sırf Fenerbahçe antipatisiyle hareket eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararına şaşırmıyoruz. Bu kadar vatan millet sakarya nidaları attıktan sonra bize özel yerlerde Avrupa'da bizi temsil eden tek Türk takımı sizsiniz, var olun dedikten sonra ısrarla bizim maçımızın tarihini değiştirmemeleri çok ilginç diyor. Yani diyor ki, bize içeride farklı konuşuyorlar, dışarıda farklı e, uygulamalar yapıyorlar diyor. Yani senin dediğini aslında bir nebze ona getirmeye çalışıyor. Yani en başta Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe e, çeyrek final çıktığında deseydi ki, evet Fenerbahçe'nin o tarihteki maçı Bak, ertelenecek. Bir taraftan, bir şey şimdi bir taraftan en sevmediğim şey geçmişe giderek konuşmak. Hı hı. Ben sevmem. Galatasaray ligde çok kötü gittiği bir sezonda Barcelona elen elendiği başarılı bir Avrupa Kupası dönemi geçirdi. Hı hı. Evet. O zaman da Galatasaray'ı çok kollamadılar. Evet. Tamam mı? Şimdi de Fenerbahçe'yi kollamıyorlar. Ama ben çok isterdim Sparta, Pıra ailesin Galatasaray. Bugün ikisi de Avrupa Kupası oynuyor olsun. O zaman zaten Süper Kupa'nın ertelenmesi ya da bu tarihte oynamamız söz konusu olacaktı. Ya da ertelenecekti. Ama bir taraf elendi, bir taraf devam ediyor. Ben Türk futbolun özelinde bakıyorum tamam mı? Avrupa Kupası'nda final şansı olan takım ister Galatasaray olsun, ister Fenerbahçe olsun, ister Beşiktaş olsun. Kim yürüyorsa o takıma Türkiye Futbol Federasyonu'nun destek olması gerek. Bunu böyle bir çekişmeye çevirmeye ne gerek vardı? Sanki her sene final oynuyor takımlarımız Avrupa'da. Lan 40 yılda bir işte. Kupanın ertelenmemesi Maç ta maçın bak çok yanlış bir karar bu tarihi kesinlikle ve kesinlikle erte ertelemeleri lazımdı burada başkan haklı ama şöyle dersin dersin ki siz kupayı ertelemediniz madem öyle ben de rotasyonlu bir ile kupada oynayacağım benim için Avrupa kupası süper kupadan daha önemli dersin bu da sizin ayıbınız olsun size kalsın dersin çıkarsın oynarsın değil mi Çekeceğim. rotasyonlu kadroyla oynamak biraz zor yani rotasyon yaptın mı çok güçlü bir rakip var karşında sen takımın konsantrasyonunu ikiye böleceksin süper kupayı rotasyonlu kadroyla kaybettim dediğin zaman bu bir başarısızlık olur Niye? başarısızlık olur yani hiçbir şey olmaz bu sizin ayıbınız olsun diyeceksin çıkacaksın işin için öyle olmayabilir şimdi bir kulüp başkanının açıklaması var şu anda e, son dakika geçiyor bütün siteler onu okumak zorundayım. Rahatsız oluyorsun ama hayır hayır sen ee, oku. sadece ben çok yorumlayamam. Şöyle bakmayın yani e, Metin korkmaz, Adana Demirspor başkanı, Mert Hakan'ın şoförü bize ana avrat küfür etti. Başkan Vekili Gökhan Göktürk'e seni ayağından vurduracağım dedi. Bu Mert Hakan'ın şoförünün mesela şimdi ne işi var abi? Ya koridorların ya büyük ihtimalle. Otobüsün orada olmuş bu olay. Ya Mert Hakan'ın şoförü ne demek yani? Bir kulüp başkanına, bir futbol takımına, rakip takıma ana avrat küfür ediyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu acaba? Ya Mert Hakan oynamadı. Ee, tribündeydi. Ben ne yaşandığını bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum da bilmiyorum ya sonuçta kulüp şey... başkanı böyle bir şey söylüyorsa yani mutlaka e, okumam gerekiyor bunda. Otoparkta tartışma çıkmış. Geliyor bilgiler. Çok enteresan ya. Ya şu 4-2 kazanmışsın. Ben ya her şeyden uzak dur abi yani. Her şey ya Mert Hakan sen her şeyden uzak durman gerekiyor. Biz gerekti. bunlarla ilgili konuştukça bu işlere prim vermiş oluyoruz Hakan. Ben bu primi vermem kendi adıma. Konuşmak isteyen herkes konuşabilir. Ona da saygım var. Dinlerim. Ya bunları konuşmayacaksın da ne konuşacaksın Erman abi? Konuşacak yani, başka bir şey mi var? O zaman kime, burada hiçbir şey konuşmayacaksın ya? ya tabii canım o bizi ilgilendirmez dur. eyvallah ama yani yani futbol konuşulacak bir şey var da Biz mi konuşmuyoruz ya? Millet millete silah çekiyor. Yok o ne olmuş? Ben anlamadım ya. Bilmiyorum ben bu Vallahi iş beni... Sen ya. ne yap biliyor musun Hakan? Ben bu işi bırakayım. Bir tane emekli birini bulun. Koyun buraya o yorumlasın. Ben ne bileyim ulan bu işleri? Hakim miyim, savcı mıyım, polis miyim, asker miyim? Ben ne bileyim onu bu... öldürecekmiş, nasıl bu bunu nasıl... öldürecekmiş. Yani... Ben korkarım böyle şeylerden Hakan. Ben korkarım. Şöyle... Ee... Mert Hakan'ın şoförü Metin Korkmaz'a Adana Demirspor Başkanı'na ana avrat küfür ediyor. Metin abi. Evet. Araya Selahattin Baki ve Burak Kızılan giriyor. Hı. Burak Kızılan Ali Koç'a hemen FaceTime'la arayarak bilgi veriyor. Ya mesela ben anlamıyorum abi. Ne diyor? Hakan'ın şoförü Metin Başkan'a ana avrat küfür mü etti diyor o da onu arayıp haber veriyor. Ya Fenerbahçe'yi var ya rezil ettiniz. Koskoca bir çınarı rezil ettiniz ya. Ben böyle bir şey. Bakın. Ben böyle bir şey rezil ettiniz. Koskoca kulübü rezil ettiniz ya. Rezil ettiniz ya. Yani bir şey söyleyeceğim dilimin ucuna geliyor söylemek istemiyorum. Söyleme de kapatalım bakalım. Söylemek Bak, istemiyorum. Kadar... Bu programı kapatın. Bu programın gideceği yer çok farklı yerler. Sadece çarpıklık var bir tane. Bu kadar saçmalık yok. Dün bu şampiyonluk. Kadar... Ya bunların ne işi var ya bu kulüpte? Bunlar bu kulübün var ya malzemeciliğini yapamaz ya bu İrfan Canmış, Hakanmış. Bunlar bu kulübün içinden giremez ya. Bunlar bu kulübün içinden giremez ya. Dün Ali Koç ne dedi şampiyonluk yolunda? Kimlere güveniyorum dedi. Kimlere güveniyorum? Bozulu güveniyorum. Dedi. Hayır. Tadiç'e dedi. Ha ka kaptanlar Mert Hakan. Ceko. Sağda işini yaptı. Ceko'ya dedi. Hı hı. Sağda işini yaptı. Mert Hakan sen ne yapıyorsun baba ya? Ne yapıyorsun ya? Allah aşkına yani. Fenerbahçe kaptanlarından bir tanesisin. Kurban olayım ya. Abi, Kayseri spor maçından sonra göndereceklerdi. Yani Hayır, böyle bu, olmaz. Bak, yani. İyi oynadığı maçlar var. Performans bak, olarak Bak bu arada değil. bir şey yaptı yapmadı meselesinde değilim. Adın yani geçmesi yetmez. Dünya diye... ataklar yani, da gol dağıtsa. Geçip kaleye kalecilik de yapsa. 32 tane top kurtarsın. 8 kişi kırmızı kart görsün. 3 tane hakan alsın. bir tane İrfancan alsın. Bunlar benim gözümde 5 kuruş etmez. Sabaha beş kadar... 5 kuruş etmez. 5 kuruş etmez. Beş kuruş etmez. Beş kuruş etmez. Bilsem ki küme düşeceğim. On dokuz tane takımım var. Bir tanesini almam bunların. İkisini de almam. İkisini de almam. Koskoca demir spor camiasının başındaki kulüp başkanına. Ya pes ya. Vallahi pes ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bazen kaybettiğin zaman kazanırsın biliyor musun? Hı. Kaybettiğin zaman kazanırsın. Bunlarla kazanacağım ama kaybederim. Ama kazanırım. Bunlar koronadan tehlikeli. Sabah'a kadar aşısı var, bunların yok. Sabaha yani. kadar Ceko'sun. Hala var. dönmüş bugün. Türbinlere çağırıyorlar. Şimdi kapatın yayını. <laughs> sabaha kadar Tadiç konuşayım, Ceko konuşayım. Tabii. Hiç itirazım yok. Adam çıkıyor, sahada işini yapıyor. Ama ben şimdi Metin abi de az çok tanırız yani. Çıkıp böyle bir açıklamayı kameralara ya yapabiliyorsa hayatlarım. yalan söylediğini çok zannetmiyorum, oğlum. Sıcağı sıcağına. Keşke bu işlerin içerisinde ne de hep aynı adamlar var bu işlerin içerisinde. Şimdi mesela diyorlar ki Hakan mı ettirmiş algı yapmayın. Yani e, orada bulunan gazeteci arkadaşlarımız Mert Hakan'ın şoförü olduğunu nereden bilip de bu haberi servis ediyorlar. Allah aşkına birazcık mantık ya biraz düşünün yani hani. Hakan yayını kapatır mısın? Kapatın. Erman abi Kapatın. çok teşekkür ederim. ediyorum sağ sağ şey, ağzına sağlık. Teşekkür sağ ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ... teşekkürler sağ olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de mislide oyna bir farkın olsun. Adayla misli, misli.